Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. AYT Genel Denemeleri kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 11 tane güzel soru hazırladım. Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'nden de bir tane sorumuz olacak. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları. Bakalım. ilk sorumuz Uygarlık Tarihi'nden. Bakalım şöyle. Yaklaştırayım biraz. Tamamdır. Özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Ticaret kolonileri kurmuşlardır. İlk kütüphaneyi oluşturmuşlardır. Nemrut Tapınağı'na arsan heykelleri yaptırmışlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bunlar koloniciler olarak bilinirler değil mi? Ayrıca kütüphaneyi nerede açmışlardı? Başkent Ninova'da. Kütüphanemizin ismi Asur Banipal'di. Buradaki cevabımız tabii ki Asurlar olacaktır. İyonlar'da dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı, tapınağı Örneğini verebiliriz. Çünkü burada bizim kütüphaneyi istemiş. O yüzden de iyonlarla alakalı bir durum yoktur. Fenikeliler ilk denizciler olarak bilinirler. Dünya tarihine kazandırdıkları en önemli katkı hiç yok ki. Alfabeydi. Friglerin temel geçim kaynağı coğrafi konumundan dolayı tarım ve hayvancılıktır. Lidyalılar deyince aklımıza zaten ne geliyordu? Para geliyordu değil mi? Madeni parayı bulmuşlardı. Cevabımız burada asurlar olacaktır. Diğer sorumuz şöyle. İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda etkili olan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Karahanlılar biliyorsunuz ki birden fazla topluluğun bir araya gelmesiyle kurulmuştu değil mi? Peçenekler olamaz. Peçenekler tarihte devlet kuramayan toplulukların başında geliyor. Hunlar biliyorsunuz ki Asya ve Avrupa Hun devletleri en önemli devletlerdi. Bilinen ilk devlet Asya Hun devletidir. Avrupa Hun devleti de Avrupa'da önemli başarılar göstermiştir. Kırgızlar Uygurlara son vermişlerdir. En önemli eserleri Manas Destanı. Kumanlar yani Kıpçaklar sözlükleri Kodeks Kommanikus'tur. Ve Memlük ve Eyyubi ordusunda da yer almışlardır. Cevabımız burada Karluklar olacaktır. Ki zaten Karluklar Talas Savaşı ile İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu olacaktır. Geldik divanlara. Divanlardan da bahsedelim biraz. Şöyle. Büyük Selçuklu Devleti'nde görevli divan ve görev dağılımı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Divanı mezalim. Yüksek mahkeme. Yani adalet divanıdır. Başkanlığını hükümdar yapar. Divanı istifa. Mali işlerden sorumlu olan divandır. Divanı arz. Ordunun ihtiyaçlarına bakan divan tamamdır. Divanı işraf. Mali ve idari işleri teftiş eder. Onların başındaki kişi kimdir? Onların başındaki kişi müşriftir. Doğrudur. Divan inşa hükümdara vekalet eden divan değildir. Hükümdara vekalet eden niyabeti saltanattır. Divan inşa yazı işlerinden sorumludur. Sevgili arkadaşlarım o yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Özellikleri verilen hanlık veya devlet aşağıdakilerden hangisidir? Moğol devletinin parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Çin kültürünün etkisi altında kalmıştır. Türk kültüründen ve İslamiyet'ten etkilenmemiştir. Bu devlet Marco Polo'nun eserine de konu olmuştur. Bu devletimiz Çağatay değil. Şimdi Çağatay Altın Orda, İlhanlı biliyorsunuz ki Moğollar yıkıldıktan sonra ortaya çıkmışlardı. En önemli devlet zaten İlhanlılar olmuştu. Liderleri Hülagü Han'dı. Az çok hepimiz biliyoruz. Altın Orda devletini de biliyorsunuz ki Kıpçaklar önemli derece derecede etkilemişlerdi. Timur devletini biz Ankara Savaşı ile biliriz. Timur e Çin'in üzerine sefer yapacakken yani İslamiyet'e orada yayacakken hastalığı yüzünden vefat ediyordu. Yani Timur'da oldukça önemli bir kişiydi ve sınırları geliştirmişti. Buradaki cevabımız Kubilay Hanlığı olacaktır. İslamiyet'i benimsemeyen tek hanlık. Diğer sorumuz şöyle. Osmanlı akıncılarının Proşnik'te sırf ve boşnak kuvvetlerine yenilmesiyle Haçlar ile yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bizden Haçlar ile yapılan büyük meydan savaşını istiyor. Bu durum 1. Murat dönemine tekabül edecek. Tabii ki cevabımız 1. Kosova'dır. Birazdan geleceğim. İbolu Savaşı Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan bir savaştır. Savaştan sonra Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İkrimi Rum verildi. Maltepe Savaşı yani Palekanon Orhan Bey döneminde Bizans'a karşı yapıldı ve Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğü sona erdi. Bağlantısı kesildi. Çirmen Savaşı yine 1. Murat döneminde yapılan bir savaş olup Makedonya'nın yolu Osmanlı'ya açılmıştır. Osmanlı ya ne ya? Varna Savaşı 2. Murat döneminde Haçlarına karşı yapıldı ve savaş Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Buradaki cevabımız 1. Kosova'dır. 1. Murad savaş sahasını gezerken Miloş Obiliş tarafından hançerlenmiştir. Yani savaş sırasında şehit olan ilk padişahımızdır. Özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Yabancı devletlerle yazışma işlerini düzenler. Dirlik topraklarının dağıtımını yapar. Şimdi Şeyhülislam ne yapar? Fetva çıkarır değil mi? Dil işleriyle ilgilenir. O yüzden bunu eledik. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişahın mührünü taşır değil mi? Bu da değil. Kadı asker kadı ve müderris ataması yapar. Adalet ve Milli Eğitim Bakanı olarak bilinir. Yeniçeri ağası Yeniçerilerin başındaki kişidir. O yüzden buradaki cevabımız nişancıdır. Ayrıca nişancı padişahın tuğrasını da çeker. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin 1656'da ekonominin bozulmasından sorumlu tutukları 30 kadar devlet adamının çınara asılması olayı yani vakayı vakfaki aşağıdaki paşalardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir. 3. Selim döneminde böyle bir durumdan bahsedemiyoruz ki zaten 3. Selim 18. yüzyıl padişahıdır. Bizden 17. yüzyıl padişahını istiyor. 3. Selim ile ilgili bilmemiz gereken Nizam-ı Cedid ordusudur. Fazla bilgi vermeyeceğim çünkü ilerleyen zamanlarda zaten bolca konuşacağız. 3. Murat dönemi ile ilgili bilmemiz gereken e, Mehmet'in İstanbul'dan rasathane açtığıdır. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran kişidir. Vakayı Hayri olarak bilinir. Dördüncü Mehmet'i bırakalım. 3. Mehmet sancak sistemini kaldıran kişi olup Eğri Fatih olarak bilinir. Cevabımız 4. Mehmet'tir. Avcı lakabını, lakabını kullanıyor değerli arkadaşlarım. Zaten küçük yaştaydı biliyorsunuz ki. O yüzden de Tarhuncu ve Köprülüler devleti yöneteceklerdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yapılan barış antlaşmalarının ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yani hangi antlaşmalar vardı? Sevgili arkadaşlarım ateşkeslerden bahsetmiyorum. Versay, Trianon, Nöyi, Sevr ve Sengerman. Ortak güzellik, askeri kısıtlama, ağır ekonomik yükümlülükler özellikle Versay Antlaşması, milliyetçilik düşüncesine uygun sınır değişikliğini bırakalım. Savaşa katılan devletlerin sınırlarının değişmesi sınırlar değişiyor doğrudur. Bir son ülkeleri dikkate alınmadı hiçbir şekilde. Ancak değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Çekoslovakya ve Yugoslavya birliğiçilik esasına göre bağımsız olmalılar. Çok uluslu yapıda oldukları için bu durumdan bahsedemiyoruz. Cevabımız C şıkkıdır ki zaten bu durum 2. Dünya Savaşı'na da sebebiyet verecekti. Geldik diğer sorumuza. Bakalım bizden ne istiyor? Bu nedenle cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak gelişen ilk aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk'e göre ulus halk dediğimiz insan topluluğunun belirli amaçlara ve hedeflere yönlendirilerek bilinçlendirilmesi ile ortaya çıkar. Cumhuriyet yönetimi ise halkın egemenliğine dayanan bir yönetimdir. İkisini ikisinin zorunlu sonucu olan şimdi laiklik din ve vicdan hürriyetini esas alıyor. Önemli bir ilke. Ama bu değil değerli arkadaşlarım. Halçılığı bırakalım. İnkılapçılık ilerlemeyi esas alır. Uygarlığı esas alır. Bu da değil. Devletçilik ekonomiyi esas alır. Milliyetçiliği ele alamıyoruz. Soru bizden zaten cumhuriyetçilikle milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucunu hissediği için cevabımız halkçılıktır değerli arkadaşlarım. Halkçılık cumhuriyetçilik ve milliyetçilikle birdir. Unutmayın. Diğer sorumuz. Halifeliğin kaldırıldığı gün inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir? Alifeliğin kaldırılma tarihi kaçtı? Şöyle yapayım. 3 Mart 1924, değil mi? 1924. Bu dönemde de oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Sadece halifeli kaldırılmadı. Mesela tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıldı. Eğitim ve öğretim birleştirildi değil mi? Şeriye ve efkaf fikareti kaldırıldı. Yerine ne geldi? Diyanet işleri geldi. İlk Diyanet işleri bakanımız Rıfat Börekçidir. Erkan-ı Harbiye vekaleti bu dönemde kaldırıldı. Bu tarihte kaldırıldı. Amaç neydi? Orduyla siyaseti birbirinden ayırmaktı değil mi? O yüzden buradaki cevabımız E şıkkı olacaktır. Aynı tarihte birden fazla olay gerçekleşmiştir. Anlaştık mı? Gelelim çağdaş dünya tarihi ile ilgili olan sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci ve ikinci dünya savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir. Yani iki savaş arası dönemde dünyada neler yaşandı? Amerika'da kara perşembenin yaşanması. Wall Street'i Wall Street biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Borsa. Amerika'nın en önemli borsalarından biridir. Onun çökmesiyle kara perşembe ortaya çıktı. Tamam. Almanya'nın hayat sahası fikrini ortaya atması. Versa'yı reddettiler. Özellikle e, Nazi Partisi iktidara geldikten sonra. ABD ve Fransa öncülüğünde Briand Kellogg baktı. Amaç neydi? Şöyle düşünün. Eğer sürekli barıştan bahsediliyorsa Briand kelloktur. Sürekli savaş deniliyorsa Mussolini'dir. Anlaştık mı? Tamamdır. Avusturya ile Rusya'nın Grek projesi. Bunu bırakalım. Almanya'da hiperenflasyonun ortaya çıkması. Çünkü Almanya karşılıksız para basıyordu değerli arkadaşlarım. O yüzden de hiper enflasyon ortaya çıktı. Ancak Avusturya ile Rusya'nın projeleri 18. yüzyıla dayanıyor değerli arkadaşlarım. Bunun dışında zaten Dakya projesi de var. Hatırladık değil mi? Yani bununla alakalı bir durum değildir. Biz 20. yüzyıldayız. Cevabımız değişiklidir. Beğenmeyi unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.